Herkese merhaba. Bugün sizlere çok merak edilen konulardan birisi olan şeffaf plak tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Şeffaf plaklar son yıllarda çok popülerleşmeye başladı. Aslında telle aynı şey, bizim için bir tedavi aracı. Ortodontik tedavi olarak bilinen tel tedavileriyle biz neler yapabiliyorsak şeffaf plaklarda da hemen hemen aynı şeyleri yapabiliyoruz. Tabii yöntemler bir hayli farklı. Tellere biz doktorlar yapıştırıyorken şeffaf plakları hastalarımızın takıp çıkarması gerekiyor. Bunun dışında teller yemek yerken sert yiyeceklere karşı, büyük lokmalara karşı hassas durumda, ama plaklar çok daha konforlu bir hasta deneyimi sunuyor. Tedavinin çok daha konforlu geçmesini sağlıyor. Açıkçası vakaya göre değişiyor ama ortalamada tel tedavileri biraz daha uzun sürebiliyor. Genellikle yani %10-15 gibi şeffaf plaklar tabii çok iyi kullanıldığı durumda tedaviyi kısaltabiliyorlar. Şeffaf plakların etkin olabilmesi için günde 20 saatin üzerinde kullanılması gerekiyor. Özellikle 18 saatin altında hastanın kullanımı düşüyorsa kesinlikle başarılı olmuyor tedavi. Ne yapıyoruz şeffaf plaklarda? Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyoruz? Öncelikle hastamızın dijital kayıtlarını ve fotoğraflarını alıyoruz. Burada size bir hasta örneği göstereceğim. Gördüğünüz gibi hastanın ağız modeli, dijital modeli bu şekilde. Dişlerinin kapanışı bir hayli bozuk. Sadece ön dişleri temas ediyor. Arka taraflarda açıklığı var. Hem alt hem üst çenede bir hayli çarpışıklığı ve düzensizliği var. Yani burada hem kapanış hem de çarpışıklık problemimiz var. Burada program bize bir simülasyon yapıyor. Bizim yaptığımız tedavi planlaması doğrultusunda bu şekilde alt dişler geri doğru gidiyor. Ondan sonra üst dişlerdeki çarpışıklık çözülüyor ve kapanış problemi de bu şekilde düzeltilmiş oluyor. Kendim de plak takmış bir hasta olarak şunu söyleyebilirim ki ilk iki gün gibi birazcık tıf 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 gibi ses çıkabiliyor ama iki günü geçmiyor. Çok hızlı bir şekilde alışıyor hastalarımız ve hiç ağzınızda yokmuş gibi rahatlıkla söylediğiniz her şey net anlaşılabiliyor karşıda. Dudaklarda herhangi bir yaralanmaya sebep olmuyor ama tabii diş hareketinden kaynaklanan ağrı yine plaklarda da oluyor. Dişler oynadıkça hafif bir sızlama hissedilebiliyor. İmplant olan bölge hareket etmez ama onun dışında kalan canlı dişler implant göz önünde bulundurularak tedavisi yapılabilir. Kaplamalı dişler de hareket ettirilebilir. Orada sadece öncesinde diş hekimiyle beraber iyi bir planlama yapmak gerekir. Şeffaf plak tedavileri her yaş grubunda uygulanabiliyor. Buna özel olarak geliştirilmiş, özellikle çocuklar için geliştirilmiş ürünler de var. Onların teknik özellikleri biraz daha yetişkin ürünlerinden farklı. Ama yaklaşık 6 yaşlarından itibaren ihtiyacı olan her hastada üst yaş limiti olmaksızın bu tedavi uygulanabiliyor. Şeffaf plaklar yemekten önce, az önce bahsettiğim gibi çıkartılabiliyor, çıkartılması gerekiyor. Yemekten sonra dişlerinizi normal her zaman fırçaladığınız gibi fırçalamanızı istiyoruz. Ve plaklarımızı da yine diş fırçası kullanarak iç bölgelerini, özellikle iç bölgelerini fırçalayarak takmanızı öneriyoruz. Bunun dışında bazı markaların geliştirdiği özel temizleme ürünleri var. Hastanın kullanım alışkanlıklarına, beslenme şekline bağlı olarak tabii zaman içerisinde renklenme ve koku oluşabiliyor. Bu suda eritilen tabletler sayesinde plaklar rahatlıkla temizleniyor. Zaten haftada bir değiştirildiği için temizlik konusu çok büyük bir problem olmuyor. Hijyen açısından çok fazla sıkıntı yaşanmıyor. İkisi arasında doğru planlama yapıldığı takdirde etkinlik açısından bir fark yok. Yine burada vakanın tipi çok önemli. Bazı tip vakalarda tel tedavisi daha hızlı etki ederken bazı vakalarda şeffaf plak daha hızlı etki edebiliyor ama sonuç anlamında
bir fark olmuyor. Tedavi fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki doktordan doktora fark edebileceği gibi vakadan vakaya da fark edebiliyor. Bu plak tedavilerinde belli gruplar var. Özellikle hani firmanın bize sunduğu paketler var. Hastanın bozukluk tipine göre plak sayısı belli oluyor ve bu plak sayısı hangi grubun içerisinde yer alıyorsa fiyatı da ona göre belirliyoruz. Yani kısacası zor vaka, yüksek fiyat, kolay vaka, düşük fiyat diyebiliriz. Diyelim ki bir organizasyonunuz var, düğününüz var, bir yemeğe katılacaksınız. O saatler içerisinde çıkartarak daha sonrasında bunu telafi edebilmeniz mümkün. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz.